işe gitmeden bari şu çamaşırları asayım. Makine bitti. Of, bu sefer böyle açık renklerle beyazları karıştırdım. Üşendim vallahi beklemeye. Dolmuyor çünkü, yetmiyor makine. Kırkta yıkadığım için rengi birbirine geçmiyor eğer soracak olursanız bu arada bebişler. Hadi gel bakalım bu sepeti de asalım, evde bir takım işleri bitirelim de. Böyle gidelim işimize. Açıkları koyuları serdik. Kurusun, gece gelince toplarım. Size bahsettiğim tarak. Bakar mısınız şuraları yaylı. O kadar güzel rahat ki. 30 liraydı galiba. Difaş. Bu da lahmacun var. Dükkana götüreceğim, atıştırırız. Difrizimde artık yer kalmadı. Kurban bayramlıkları nereye koyacağım bilmiyorum. Difrizi dolu yani. Şu şeyle mercimeğimi geçmiştim de bunları kaldırmam lazım. Şu da temiz, hemen elimde yıkamıştım. Çocuklar denize şimdi çıktılar arabayla. Oy oy oy, makine boşaltacak. Sevmiyorum ben bu işi. Gerçekten hiç sevmiyorum. Saat 4'e geliyor. 5 gibi gideceğim. Ya hala çok sıcak çünkü. Karnımı da doyurduğum için çok şükür o konuda rahatım. Bunun içindeki çiçeği kayınvalideme verdim. O başka saksıyı ekti. Ben bu saksımı geri getirdim. Saksı vazo karışımı bir şey. Ahucuğum hediyesiydi. İstanbul'dan izleyicim göndermişti. Şöyle koyayım bunu da. Duruversin bakalım. Soğuk bir şeyler içmek istiyorum ya. Ne içsem bir bakayım. Gene parmak izleri. Neyse silinir. Şimdi nereden suyumu içsem, soğuk Sprite mi içsem? Aslında hiç su içmiyorum. Su içsem çok daha iyi olacak galiba. 2 koli sudan kalan bu. Su çok çabuk bitiyor bu sıcak havalarda. Bu havada en güzel yapılacak şey tabii ki denize gitmek. Ay. Saat 4.30'a geliyor. Adas kuzunun gene kirlileri. Ne güzel esiyor. Toka şeyimi alayım da geleyim kızlar. Tarağımı alayım da geleyim. Kumaş derken buna ne kumaş diyorlar? Penye kumaş elbisemi giydim. Boydan çok da rahat. Şunu aldım. Şu Agiba'nın keratinliymiş. Türkçesi ne yazıyor? Agiba keratin içerikli çift fazlı saç kondisyoneri. Duştan sonra saçlarınızı çok kolay şekilde taranmasını sağlar. Çok hayırlı, çok. Kokusu da güzel. Şöyle ikiye bölelim saçlarımızı. Biraz şöyle yapayım. İlk kullanımım ve sizinle beraber kullanmak istedim.
benim çok eski takipçilerim, abonelerim, izleyicilerim bilir ki bir ürün kullanacağım zaman ya da kullandığım zaman memnun kaldıysam ya da kalacak mıyım bakmak için böyle kullandığım her türlü cilt olsun, saç olsun, bakım kremi herhangi bir şey sizinle paylaşmayı seviyorum. Eğer bana faydası olduysa size de böyle faydalı şeyleri paylaşmayı hep faydalı bulmuşumdur kanalımda. Evet, gerçekten çok kolay taranıyor. Ki zaten benim hani saçlarım çok aşırı uzunken biraz zor açılıyor da şimdi kısaldıktan sonra demeye kalmadı. Karıştı. Kısaldıktan sonra zaten kolay taranıyordu. Kolay açılıyordu ama akışı çok kolay oluyor gerçekten. Kokusu da güzel. Bir de kuruduktan sonra bakalım parlaklığı güzel olacak mı? Arkaya atalım. Bir de şöyle tarayalım saçlarımızı. Makyaj yapmayacağım. Yapsam mı yapmasam mı arasına gidip geliyorum ama belki bir kaşlarımı doldurup eyeliner çekebilirim. Bir de ruju yeter. Cildime hiçbir şey uygulamayacağım. Şoka uğramam lazım. Annem yufka istedi 2 kilo. Yufka alacağım. Ve arasa deniz şortu alacağım. Şortları küçük geliyor. Babasının şortunu giyiyor. Geçen seneki mavi şortunu giyiyor. O Yusuf'a biraz dardı gerçi. Hani yalan yok ama olsun yine de. Onun yaşına göre böyle tatlı. Ya bedeni oluyor ama bacak uzunluğu biraz uzun kalıyor. İster istemez yetişkin şortu olduğu için. Ondan dolayı Şok'ta güzel şortlar vardır diye düşünüyorum. Çünkü genelde sahil kıyafetleri, plaj elbiseleri, ne bileyim çantasından tutun da terliğe kadar her şey orada bulunuyor. Bir de ayağıma terlik bakacağım. Şu geçen sizinle sarı kemerli bir terlik denemiştik ve çok rahat alamamış. Hatta başlık atmıştım. Terlik denedim ama alamadım diye. O terliğin rengini beğenmediğim için almamıştım ama sonra düşündüm. Salı pazarında falan da baktım. Evet, aslında ayağımda şu anda kullandığım Gezer'in sandaletin sipariş verecektim. Ama o gelene kadar ya da onun siparişi girene kadar ona bile baktım. Yok, düşünme artık. Şey yapayım diyorum. Şok'ta bulabilirsem artık sarı rengine he diyeceğim. Ve o şeyi almak istiyorum. O terliği almak istiyorum. Tabii kaldıysa. Şimdi hızlıca şu kaşımızı bir dolduralım sizinle. Azıcık bakımda olmasın mı, değil mi? Kahverengi farla ve fırçayla çok kalınlaştırmamak şartıyla sadece dolduruyorum. Benim aslında kaşlarım çok kalın telli ve çok güzel uzuyor. Uzunluğu ile ilgili hiçbir sorunum yok. Sadece gür değil. Sıkı değil yani kaşlarım ve o yüzden aralarını dolduruyorum. Şu biraz daha bir tık sanki kalın oldu gibi. Kayınvalidem bugün diyor ki Aras diyor. Nerede olsa karnını doyuruyor diyor. Sen diyor onun için hiç endişelenme. Dedim anneciğim ben de aynı şeyi düşünüyorum. Aras nerede olsa karnını doyurur. Her türlü orada da restoranda yiyor. Burada da babaannesi kahvaltı falan hazırlıyormuş. Halasını da yiyor, çağırıyorlar. Hiç de dedim endişelenmiyorum. Asıl sen endişelenme dedim. Şimdi en büyük annelerin çalışan annelerin en büyük sorunlarından biridir. Evde kalan çocuklar ne yedi ne içti. Ne demek istediğimi anladınız. 3 tane işlem yapacağım dedim. Yine makyaja döndüm. Highlighter yapıyorum şu anda yüzüme. Şöyle parlasın kötü mü olur. Tamam. Eyeliner çeksem mi, çekmesem mi? Çeksem mi, çekmesem mi? Çeksem mi? Çekmeyeceğim. Sadece ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle küçük bir sahte eyeliner. Farla. Evet, yeterli. Çok da sönük gitmeyelim işe, değil mi? Ölü renk bir ruj sürdük de. Yakıştı mı yakışmadı mı emin değilim. Şu vişne çürüğü koyu renkli rujumla change yapıyorum.
Bence tamam. Gayet iyiyiz, gayet yeterliyiz. Parfümü sıkalım ve çıkalım. Normalde 5 gibi gidecektim ama şeye de uğrayacağım ya. Evet, Agiva bizden tam puan aldı. Kurduktan sonra artık nedir ne değildir. Kafama şapka takacağım. Gözlüğümü takacağım. Daha güneş tepede sayılır. İranlı makyajı gibi oldu. Ha bu arada İranlı makyaj derken İranlı makyajları ya da İranlı kadınları beğenmiyorum diye algılamayın. Kesinlikle öyle değil. Sadece böyle onlar kara göz, kara kaş, böyle göz makyajları ağır severler ya. Kulaklarım şöyle şuradan çıkınca hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Şarjımı alayım ve gidelim. Orada toplarız saçımızı. Kurusun önce. Döndük dolaştık geldik gene Bim'in reyonuna da şort bakmaya ama bu keten su çeker olmaz. Şu desenler o kadar güzel ki ama yaşı yok, yaşı yok. İlk zaten bunlar geldiğinde ben bakmıştım arasında bu şortlardan. Desenler çok güzel. Ama en büyük yaş 5-6 herhalde. Bu küçük olur. Gerçekten çok üzücü. Çok kalabalık. 3-4 yaş var. Yani maksimum herhalde 5-6 yaş. 3-4 yaş, 5-6 yaş. Evet. Şunlar var. Bunlar da kadın deniz şortu. İç pembeli. Yani dışı mavi tamam belki okey ama bilemedim. Şu small'u alsam mı ya? Olabilir mi diyorsunuz? Şunu alayım ya. Hiç yoktan iyidir bence. Yapacak bir şey yok artık. Bayan şortu da olsa. Çocuğun büyük şortla gezmesinden iyidir. Burada terlikler falan var. Ama tabii artık çoğunun numarası bitmiştir. Geçen sene arası şunlardan almıştık. Şu araları çok çabuk çıkıyor. Bilginiz olsun. Neyse haydiyin. Annemin siparişleri yine başladı. Yufkanın dışında tavuk göğsü al. Şunu al, bunu al. Gidelim onları da halledelim. Of, serinlik ne kadar güzel. Kendime bir de soğuk bir içecek alayım. Ben dükkana geldim. Maşallah maşallah. Anne sen bunu sabahtan mı mayaladın? Hayır canım sen git 1 saat 2 gibi mayaladın. Ama hava da sıcak zaten. Burada sadece mayalı hamur mu var anneciğim? Mayalı hamur var. Bu kızlar boğarsak olacak. Bizim her bayram mutlaka geleneğimiz. Ya o da değil. Mutlaka sofralarda ikramlarımızın baş tacıdır boğarsak. Önce gelenek. Küçük pişi. Ha gelenek görenek değil mi aynı zamanda? Küçük pişi. Annem bu. Çok kıymetli. Demir döküm tavasına bolca yağ dolduruyor. Yağı kızdıracak. Ben sizken çok kalabalık olmamış. Bir iki masa olmuş. Orada kardeşim zaten buradaydı. Yardım etmiş sağ olsun. Ben geldim. Güzelce suyu açtım. Annem o esnada boş durmamış. Maşallah. Sübhanallah. Hamuru mayalamış. Bu hamur kimin için? Tabii ki bayramda. Hem misafirlerimiz hem kendimiz için ikramlık olarak yapacağız. Şimdi onları küçük küçük beze halinde ayıracak. Ondan sonra yağ kızınca da atacağız. Çevireceğiz. Hop hazır. Geçenki bayramda, Ramazan bayramında Cennet teyzem ki gelmişti, başında duruyordu, hatırlıyor musunuz? Selam olsun bu arada Bursa'dan izleyenlere. Kaşlarımda bir şey vardı benim, içime sinmedi. Neyse saçımı topladım ben kızlar. Hortumu çektim, güzelce her yeri yıkadım. Mutfağın ta köşesinden başlayıp, evet yanmayak geziyorum çünkü terliklerin altında birazcık kum var. Mutfağım tekrar kirlensin istemiyorum. Komple ta şeylere kadar komple bahçeyi de suladım. Şu girişe kadar da her yeri yıkadım. Çiçekleri suladım. Güneşin kaybolduğuna bakmayın. Tüm böyle işte ihtişamıyla, sıcaklığıyla kavuruyor bar tarafını. Dükkancıma kavuştum anlayacağınız. Şimdi bizim yoğun saatler başladığı an kamerayı zaten elime alamam. O yüzden fırsat bu fırsat size bayram ikramlıklarımızda neler var? Sizde neler olacak? Ne güzeldir bayramlar değil mi? Biz de işte boğarsak olacak. Kurbanımız kesilecek inşallah. Mangalımız olur, kavurmamız olur. Gelinim tatlı yapacak. Ben ne yaptım deseniz hiçbir şey yapmadım. Evde bir hazırlık yaptım mı yine yapmadım. Gelen giden akşam olur mutlaka belki. İşte görümcemler gelir belki bizim kardeşim gelir falan. Gerçi burada bayramlaşacağız da. Çalıştığım için bayramda ben hani misafire göre bir hazırlık yapmadım.
Bizde büyüklerde pişiyor. Biz büyüklere gidiyoruz, orada yiyoruz. Kayınvalidem de bir hazırlık yapmadı. Çünkü onlarda toplantı, bütün kahvaltı, işte bayram yemekleri, kahvaltıları hep restoranda olacağı için. Allah'tan ki restoranlarımız var. Hem kaynatamın hem annemin. Ha anne. Hayat kurtarıyor vallahi. Evet öyle. Bu arsakları beze beze yapacak. Onların hepsini göstereceğim. Kızartacağız. Mis gibi. Afiyet olsun.